Evet arkadaşlar, bu eve harbiden gerçekten bayılacaksınız. Mükemmel bir villa. Kuşadası'nda. Merkeze, denize, her yere yakın. Evi güzel yapın ama parasını da hak eden eve veririz diyenler için mükemmel bir ev. Hadi evi tanıyalım. Evet arkadaşlar, bugün Kuşadası'ndayız. Böyle şırıl şırıl suyun sesiyle size evimizi arz etmeye, tanıtmaya çalışacağız. Fiyatlar burada 17 milyon ve 18 milyon Türk lirası arasında değişiyor. 13 tane villa vardı sevgili arkadaşlar. Son 4 tanesi satılık kaldı. Son 4 tanesi satılık kaldı dedik. Evet, şimdi evlerimizin özelliklerine geçelim. Bir daha fiyatı söyleyeyim. Fiyatlar 17 milyon ve 18 milyon Türk lirası. Döndük. Hemen ben size zahmet, burayı kaçırmayalım. Her evin arsası 750 metrekare. Evin kendisi 360 metrekareye oturuyor. Yani toplam metrekaresi, evlerde yerden ısıtma var. Her odada giyinme odası var. Her odada giyinme odası var. Her villada asansör var. Sauna var, hamam var, sinema salonu var, spor salonu var, galeri boşluğu var. Doğramalar hepsi alüminyum, panjurlu, sineklik, ne varsa onlar hepsi var. Bu dış cepheler, bu güneş kırıcılar yine alüminyum dekle yapılmış. Havuzlar jacuzzili. Bataryalar Hanks Rohe batarya sistemi, işte şömine, barbüke dedik ve zaten dış cephede mozaik püskürtme, birkaç tane çalışma yapmışlar. İşte alüminyumla giydirme yapmışlar. Su bazlı başka değişik sıvalarla o beyaz yerlerde kullanmışlar. Zaten ben evi arz edince siz de görmüş olacaksınız. 17 milyon ve 18 milyon Türk lirası arasında burada 4 tane kaldı. 13 tane villadan 4 tane kaldı. Arsalar 750 metre. Evlerin her biri 360 metrekare sevgili arkadaşlar ve evimizi yavaş yavaş tanıyalım. Geçelim araç otoparkından, başlayalım. Buradan da suyun şırıl şırıl akıntısı var. Güzel bir doğa atmosferi vermiş ve şuradan iki araçlık otoparkımız var. Tabi mekanizması var. Böyle her tarafı elektronik arkadaşlar. Ev akıllı ev. Kamera sistemi var, alarm var. AVM'ye çok yakın ve buradan... Bunlar alüminyum dek arkadaşlar. Bunlar ağaç değil. Bunlar alüminyum dek. Kapı panjur burada 17 milyon 18 milyon Türk lirası arasında. Burada son kalan 13 tane villadan son kalan 4 tane villayı tanıtmaya çalışıyoruz. İçinde bir taneyi tanıtıyoruz. Bunlar beton sevgili arkadaşlar. Duvarlar beton. Sonra buraya da sıva yapmışlar ve evimize doğru yol aldık. Arsa 750 metrekare. AVM'ye gidip kahve içip gelebilirsiniz. Ve buradan da bu bordür taşları yok. Bu kaldırım taşlarını döşemişler. Buraya peyzaj mimarı çalışmış. Bu da aydınlatmalar var. Değişik bir ambiyansiyon veriyor. Evin bahçesi, evin tarlası da böyle. Ben bu evleri baştan da öngörüm böyle olmuyordu. Yani daha kaba haldeyken. Şimdi beyefendi bana diyor ki böyle tahmin edebiliyor muydun? Gerçekten etmiyordum. Çok güzel olmuş. Evin tarlası burada. Ve dolanalım evin dört tarafını. Gösterelim. Her biri tek başına müstakil arkadaşlar. Bütün havuzlarda işte şelale var. Gerçi bu evde asansör yok. Diğerlerin hepsinde var. Efendime söyleyeyim. Burada neler var? Can gel. Can burayı bir gösterelim. Sevgili arkadaşlar, peyzaj mimari böyle bir görseli, kartpostallık bir ev olmuş. İşte buradan da sonsuzluk havuzu mu derler? Şelale mi derler? Burada var. Orada şelale akıyor. Yani su buraya girince bir daha öyle bir havuz sistemi yapmışlar ki yani mükemmel gösterişi var. Bu su nereye gidiyor Can? Evet, bir dakika. Evet arkadaşlar, süsleme yapmışlar yani. Ve burası da peyzaj alanı. Yani o kadar da öyle güzel, bu adamlar hep mimar mühendis. Bu işe yıllarca emek vermiş insanlar. Burada da yer terasları var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yer teraslarımız. Dışarıda mozaik püskürtme yapmışlar. Can istersen buradan da bir vur. Buradan da bir vur. Ev o kadar güzel ki, yani evin neresini tanıtayım? O kadar güzel yapmışlar ki. Ve yüzünü tekrar bana doğru çevir. Yüzünü tekrar bana doğru çevir. Evet. Sevgili arkadaşlar, bunlar da beton pan. Bunlar beton pan. Su bazlı sıvalar. Dediğim gibi peyzaj mimarı gayet iyi çalışmış. Evi ben ne kadar söylesem de zaten siz kendiniz görüyorsunuz. Ve dört tarafı bahçe, işte peyzajlar yapılmış. Altta lambalar, aydınlatmalar. Evin girişi burada.
Evin kapısının üstüne kapalı akıllı ev, klima üniteleri hepsi bir yere toplanıyor. Evin dış tarafından böyle görselliği daha ütülü, daha güzel olsun diye. Ve evin bahçesini sanırsam yeterince özetlemeye çalıştık. Tekrar garaja doğru gidiyoruz. Burada bir barbekümüz de var. Gel şelalenin buradan, şelalenin buradan bu yer terasında gösterelim. Sevgili arkadaşlar, şimdi buradan 2-4 basamakla bu alana çıktık. 4 basamakla bu alana çıktık. Ben buradan kıyıdan, köşeden biraz da denizi görüyorum. Can, biraz hızlı mı yapıyoruz Can? Evet, biraz yavaş. Bu alüminyum dektir arkadaşlar. Bunlar alüminyum dek. Ağaç değil, daha uzun ömürlü olur. Barbekümüz de burada. Efendime söyleyeyim. Bunlar da mozaik püskürtme. Ve evin dört tarafını sanırsam göstermeye çalıştık. Doğramalar alüminyum, panjurlu, sineklikleri hepsi var. Sevgili Can, buradan bir daha böyle hakim ol bu alana. Bu alana hakim ol. Sonra evin çelik kapısından güzel evimize girelim. 13 taneden son 4 tane kaldı. 13 tane villadan son 4 tane kaldı. Ve buradan ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi evimize doğru yol alıyoruz. 750 metrekare arsalı, 360 metrekare toplam kullanım alanı olan Kuşadası'nda bir malikaneden bahsediyoruz. Bir malikaneden bahsediyoruz. Ve buraya da bir halı sermişler. Evet, bunlar da tırtırlı mozaik püskürtme desenleri de iyi yapmışlar. Ve merhaba ev dedik. Kapının asaletine bak. Kapının asaletine bak. Sevgili Can, şimdi eve merhaba dedik. Merhaba ev. Sağlı sollu vestiyelerimiz var. Bunlar da lake boyalı, MDF'li bunlar. Şuraya bir geç, şuraya bir geç. Bu alanı bir gösterelim. Kapı ne kadar ağır, güzel kapı. Eve gir, eve çık, evi idare eden bir ünite var burada. İşte basıyorsun, eve gir, eve çık. Asma tavanlarda gördünüz sevgili arkadaşlar. Şimdi bu evin koridoru, hemen şu tarafa geç. Salonumuz bu. Şöminemiz de salonda içeride değerli arkadaşlar. Bir de banyolara, vecelere girerken basamak yok. Düz, hepsi düz zemin. 120-60 ebatlarında söz konusu malikanede. Granitler kullanılmış, yerden ısıtmalı. Evet, burası da asma tavan değil, galeri boştu. Üstteki odalardan balkonlar gibi, orada hol var ya, holdan ya da koridor, antre, oradan bu aşağıya hakim olabiliyoruz. İşte tamamen havuza nazır, AVM'ye yakın, denize yakın, yani 17 milyon, 18 milyon Türk lirası arasında değişen, son kalan, efendime söyleyeyim, 4 tane villamız. Ve arkadaşlar, burası da TV ünitesi. Bunlar yine MDF'lerle yapılmış. Son hali bu. Artık buraya televizyon takılır herhalde. Bu da TV ünitemiz. Arada da ledler var. Asma tavanda gördünüz. Şöminemiz de bu. Şöminemiz de bu. Buraya da bir aksesuar yapmışlar. Bir aksesuarımız da burası. Bu merdiven kovası gayet geniş. Mimar Bey kendisi özene bezene yapmış. Mutfağı göstereceğiz. Buradan da sauna var, hamam var. Sinema odası var, spor salonu var alt katta. Ve mutfağımızı gösterelim. Çelik kapıdan geldik. Mutfak alanına geldik arkadaşlar. Mutfağımız da bu. Çok heybetli ve güzel duran bir mutfak. Ben bu kapıyı açayım. Bu kapıyı bir açayım. Evet, mutfağımız bu. Burası böyle çift kapılı, şişman bir buzdolabı arkadaşlar. Bu malzemeleri de koymuşlar. Bakın, bu da buzdolabımız. Evet. Baya baya büyük bir buzdolabı. Bu da bizim buzdolabımız. Evet. Şimdi geç oraya, mutfağa tamamen hakim olalım. Bunlar Franke marka ocak ve üstünde Dublin bazı var. Yine Franke marka yazıyor üstünde. Yazılışı böyle, okunuşu nasılsa bilmiyorum. Franke marka ocak ve Dublin bazı fırını. Evet. Mutfağımız bundan ibaret. Sevgili Can, buraya bir geç, mutfaktan terasa nasıl gidiliyor, yer terası. Ve şöyle bir gel. Gel dostum, burası salonla mutfağın ortak kullanım alanı arkadaşlar. Yani mutfaktan çıkılır ve bu şelaleyi bir daha göster. Evet, gördüğünüz gibi burada bir zaman geçirirsek, eğer bundan sesi bazen su sesi huzur verir, dünyada hiçbir piyanist su sesi gibi huzur vermez diye düşünüyorum. Ve tekrar buradan mutfaktan çıktık, salona giriyoruz.
Burası da salonumuz arkadaşlar. Salon da bu. Şimdi mutfağı gösterdik, salonu gösterdik, binanın dışını gösterdik. Arsa yüz ölçümünü söyledik. Ve burada bir banyomuz var. Bir banyomuz var arkadaşlar. Duşakabinimiz de içinde. Camları dikey olarak uzun yapmışlar. Bu ortadan açılıyor. Silinmesi de sıkıntı yok. Duşakabinler alüminyum, gayet de güzel. Efendim mesela buğulu çift cam yapmışlar buraya. Duşakabinimiz de bu. Ve bu bataryalar, affedersin, bataryalar işte neydi markası arkadaşlar? Hanks Rohe. Neyse işte Hanks Rohe. Buradan basıyorsun, açılıyor. Kapattık. Bakın çevirme mevirme yok. Evet bakın bunu da kapattık. Bu banyomuz. Ve yüzümüzü çevirdik. Zemin kattaki odamızı gösteriyoruz. Zemin katta birinci odayı gösteriyoruz. Sonra bodrumda sauna, hamam, spor salonu, sinema salonu. Sonra üstteki odaları göstereceğiz. Öyle devam edeceğiz. Sevgili Can, şöyle buradan da şuradan bir göster bu odanın havuza bahçe hakimiyetini de gösterelim. Evet, 360 metrekare kullanım alanı var. 750 metrekare arsası var. Yerden ısıtma, her odada giyinme odası. Yani her odada derken üstteki odalar. Şimdi burayı gösterdik, giyinme yoktu. O yüzden arkadaşlar bunlar hepsi merdefe, lake boya, ledleri de gördünüz. Ahşap merdiven, betondur ama üstüne mermer değil, ahşap yapmışlar. Sağlıklı, çok rahat bir merdiven. Merdiven kovasına da söz konusu Mimar Bey emek sarf etmiş. Bunlar İtalyan boya arkadaşlar. Bunlar duvar kağıdı değil, İtalyan boya. Ve şu tarafa geç, şu tarafa geç. Şimdi sauna ve hamamı göstereceğiz. Değerli arkadaşlar, merdivenimiz bu. Merdiven sandıklı merdiven. Alttan merdiven, üstten merdiven. Bunlar neredeyse 2 santimlik cam. Burayı da gösterdik. Üstteki odaların görüntüsü bambaşka ve geldik Antep'in hamamları. Hamamımıza geldik. Hamam. Böyle bu çinili taşlarda hani şey var ya, böyle Kütahya porselenin güzel tasarımları oluyor ya, bu da işte öyle yapmışlar. Evet, burası da alo. Antep'in hamamları. Burayı da gösterdik. Kapısı camlı. Kapısı camlı. Burada bir aparat var. Bir aparat var arkadaşlar. Hamamı gösterdik. Geldik. Şimdi burası da bir banyomuz var burada. Tekrar böyle basınca bakın su geliyor gidiyor aynamız. Ondan sonra duşakabinde burada. İçine iki çeşit granit döşenmiş, bir ahşap renkli, bir normal. Ve burası da saunamız. Saunamız da burası. Saunayı da gösterdik. Bir, iki, üç kişi rahat bu saunaya girebiliyor. Yani birbirine temas, covid, movid hiçbir şey olmadan. Saunayı da gösterdik. Zemin katta. Zemin katta ne gösterdik? Geldik, burası da sinema salonu arkadaşlar. Havalandırması da iyi. Burası da sinema salonu. Buraya da bir girinti ya da çıkıntı yapmışlar. Buraya da işte perde mi ekilir ne oluyorsa karşıda oturup burada da söz konusu seyrimizi seyredeceğiz. Evet, şimdi köşeye git. Haş yükseklik bayağı iyi. Şu anda kanımca 3 metre var buranın yüksekliği. Yani bu yer seviyesinin altında ya, yükseklik gayet iyi. Şimdi çıktık, nereye çıktık, çıktık, çıktık. Burası da spor salonu olarak değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Yerler yine granit. Bu duvarlar sağlam, statik anlamda böyle güçlü, içine çift demirler ekilmiş. Perde betondur buralar. Ondan da kuşkunuz olmasın. Ve spor salonu, sauna, hamam, sinema. Bir de üstü gösterdik. Şimdi üstün en üstüne çıkacağız. Üstün en üstüne çıkacağız. 17 milyon, 18 milyon Türk lirası akıllı malikane. Bu evlerden işte bir tanesini size göstermeye, arz etmeye çalışıyoruz. Değerli arkadaşlar, merdiven kovası gayet yüksek. Mimar abiler, mühendis abiler, bizim çocuklar da bu işi yapıyor ya. O yüzden bazen bir evi gösteren evin merdivenidir ya. Evin merdiveni çok şey gösteriyor. Geniş bırakmış, mimar kıymış alana. Bazen böyle büyük alan yapmak lazım. İşte gördüğünüz gibi bunlar MDF, tekrar MDF yani ağaç menşelidir. Üstüne lake boya yapmışlar. Basamaklar da gördünüz, bu alanlar granit, üstü de ağaç. Ne ağacıysa
bilmem vedenikten gelir teli, şeytan bunun neresinde diyor. Ve geldik. Sevgili Can, bu merdiven kovasını bu odanın içine gir, bir göster. Bu da bizim merdiven kovası. Aydınlatmalar çok güzel. Bunlar ekonomik, elektrik yakmıyor. Merdiven kovası bu. Şimdi galeri boşluğu dediğimiz, bizim galeri boşluğu, ben zemin üstü birinci kattayım. Birazdan bu koridoru gösterdikten sonra size galeri boşluğunu göstereceğiz. İşte bizim köye ilk elektrik geldiği zaman, o zaman böyle simit tarzında lambalar vardı. Tabi bu da modern hali beni 1990'lı yıllara götürdü. Bu da bizim galeri boşluğumuz. Bakın ben burada aşağıda havuzu görüyorum. Salonda kim var, kim ne konuşuyor, her şeyi görüyorum. Ve burada bir çamaşır odası var. Diğer odaları göstereceğiz. Arkadaşlar, çamaşır odası, çamaşır makinesi, kurutma, evye. Burada da dolapları var işte. Dolaplar, terekler, raflar. Bu odayı da gösterdik. Yükseklik gayet iyi. Kapı kalitesini görüyorsunuz. Kapılar gayet kaliteli. Kaliteli. Her şey kaliteli. Geldik. Gel şimdi Can. Şimdi en aşağıda bir oda göstermiştik. Bunu da ikinci oda olarak değerlendirelim. Giyinmesi var, içinde banyosu var. Evet, duvarlara tekrar giydirme yapmışlar. Bunlar İtalyan boya. Bunlar duvar kağıdı değil. Elektrik aksamı gayet fazla. Ve büyük sürgülü kapılar, camlar yapmışlar. Bunun önünde de bir balkon var. Böyle bileğini kır. Bileğini aşağı doğru büyük bahçeyi gösterdin mi? Gösterdin. Şimdi buradan da, değerli arkadaşlar, buradan da nereye çıkılıyor? Bir balkonumuz var. Evet, balkon burası. Can, şöyle bir bileğini kır, sonra bu şeyi de göster. Evet, bu da bu şelalenin mekanizması. Burada bir teras gibi görünse de orayı kullanmıyoruz. Tabii o şelale falan, boruları, bir şeyler giriyor, çıkıyor oraya. O da o amaçla. Ve ikinci oda olarak bunu gösteriyoruz. Şimdi nereyi göstereceğiz? Giyinme kabinleri var. Sonra banyoyu göstereceğiz. Arkadaşlar, 2, 4, 6 kapaklı giyinme kabinleri var. 2 tane burada, 2 tane burada, 2 burada, 2 de burada. İçinde terekler, raflar var. Ve geldik banyomuza. Bu vitritiye malzemesi çok çok güzel. Bakın, böyle terekler yapmışlar bir daha buraya. Buraya bir daha yapmışlar. Evet. Buraya da işte deodorant malzeme ne konulursa konulur. Şimdi bu köşede bir daha bir banyomuz var. Pencere dikey, insan içinde sıkılmaz. Bazı yerlerde insan kendini hapseder gibi görüyor. Banyonun içinde böyle nişler de yapmışlar. Bu birinci oda, giyinme kabini, işte banyoyu, balkonunu gösterdik. Aşağıda da bir oda vardı. Efendime söyleyeyim, asma tavanlar gayet iyi. Gelelim, üçüncü odayı gösterelim. Üçüncü odanın önünde geniş, güzel bir balkon var. Malikanemizin, evimizin, villamızın, sarayımızın adına ne dersek diyelim. Efendime söyleyeyim, buralar tekrar hepsi giydirme. Prizleri görüyorsunuz, aplikler, asma tavan. Yani 360 metrekare kullanım alanı olan akıllı, modern malikanemiz bu. Geldik değerli arkadaşlar, 2, 4, 5, 6, 7, 8 kapılı. 8 tane kapısı olan, yine bunlardan bir giyinme kabini tekrar var. Döndük. Bu oda daha ihtişamlıymış. İşte çift buhar tutmayan aynalar yapmışlar. Bir tane burada, bir tane orada. Bakın. Su tekrar böyle açıl susam, açıl kapan. Buraya tekrar terekler, raflar. İşte diğer banyoda da nişler vardı. Kameranın kadrajına alamadık. Buraya da tekrar bir şeyler konulur. Duşa kabinimiz bu. Camlar hem burada var cam, hem burada var. Yani burada da cam var, burada da var. Burayı da özetlemeye çalıştık. Yavaş yavaş geri git. Asma tavanlar gayet güzel. İşte sıfır, mükemmel evler. Ve bunun önünde bir de bir balkon var. Alüminyum, ne diyordular buna? Alüminyum dek. Bunlar alüminyum dektir arkadaşlar. Bakın. Bunlar alüminyum dek. Ağaç sıkıntı olabilir ilerideki yıllarda. Bu da alüminyum dek. Lambalarda gördünüz. İşte gel bu sıvaları bir göster. Arkadaşlar, bunlar da dekoratif sıva. Ama bu böyle taş gibi gözüküyor. Bu değişik bir sıvaymış ya. Bu
Nasıl yapmışlar? Buradan bileğini kır bakayım. Buradan bileğini kır. Sevgili arkadaşlar, bu da üçüncü oda. Zemin kata bir oda vardı. Bunu da üçüncü oda varsaydık. Her yerde prizler var. Ne kadar çok priz. Evet, prizler var. Burada çamaşır odasını gösterdik. Ve geldik bir tane odaya daha. Bunun da balkonu büyük. Arkadaşlar, bu üst katta üç oda var. Üç odanın üçü de giyinme kabini var. Ebeveyn banyolu, aşağıda da bir oda vardı. Etti dört. Bir de sauna var, sinema salonu var. İşte ne var? Bir sürü oda daha da bodrum katında vardı. Efendime söyleyeyim, bu katta üçüncü odayı gösteriyoruz. Burada tekrar boy aynası var. Efendime söyleyeyim, bu yatak başlarını gösterdin. Yatak başları işte böyle. Bu da yatak başları. Prizler fazla, boy aynası var. Burada tekrar raflar, terekler, işte bunları koymuşlar. Balkonu göstereceğiz. Bu dolabımız da burada. Geldik üçüncü odanın banyosuna. Ve üçüncü odamız da bu. Kaç dakikadır çekiyoruz? 20. Arkadaşlar, bu tekrar Hilton dolaplar. İşte terekler var. Döndük buraya. Bir cam, cam burada var. Pencere. Bakın, alüminyumdur. Birinci sınıf alüminyum. Böyle kapanıyor. Böyle nasıl oluyor? Böyle de yandan açtık. Evet, buğulu camlar yapmışlar. Vitritiye malzemesi olağanüstü güzel. Yani son sistem, bu terekleri göstermiştik. Şimdi ne yaptık? Şimdi. Evet, şimdi bu balkonu gösteriyoruz. Bu kata iki odanın balkonu böyle güzel. Diğerinin balkonu bunlar gibi değil. O ufak. Ama bu balkonlar harbiden, hasetten güzel yani. Ne diyorlar? Evet, bunlar tekrar alüminyum dik. Alüminyum dik. Ses geliyor değil mi size? Evet, bu da alüminyum dik. Yükseklik gayet iyi. Evet, şimdi gösterdik. Bu katta ne vardı arkadaşlar? 17 milyon, 18 milyon Türk lirası arasında değişen fiyatlar var. 13 taneden son 4 tanesi kaldı. Kuşadası, Yavansu'da. Bu evlerden bir tanesini size arz etmeye çalıştık. Veren Allah, alan Allah. O yüzden yapabildiğimiz kadar biz de ekmeğimizin derdindeyiz. Size arz etmeye çalışıyoruz bunları. Bakın, edin nasipse olur, değilse yapılacak bir şey yok. Buraya da bir terekler koymuşlar. Buraya da terek koymuşlar. Evet, bunlar yani baya baya kaplama malzemesi var. Arkadaşlar bakın, bakın burada işte var dolap, terekler burada var, burada var. Ve mutfakla salon bir oda. Bu katta şömine vardı, bir şeyler vardı. Barbekümüz de var. Evlerin en güzeli sizin, bizim, kapatma hepimizin olsun. Alın arkadaşlar size ev. Yani ne diyebiliriz ki? Bu şelale de gerçekten mükemmel olmuş. Değil mi Can? Mükemmel olmuş şelale. Evlerin en güzeli sizin, bizim, hepimizin olsun. 17 milyon, 18 milyon Türk lirası arasında değişen fiyatlarla bu evler satılıktır. Ya Allah, bismillah. Evlerin en güzeli sizin olsun. İyi günler.